Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Selamun aleyküm. Bugünkü programıma başlamadan önce Musa Aleyhisselam'ın meşhur duasıyla başlamak istiyorum. Musa dedi ki: "Rabbim içimi ferahlat." İşimi kolaylaştır. Dilimdeki bağı çöz. Programımın ismi oku. Oku demekle yerleri gökleri oku, taşı toprağı oku. Soluduğumuz havayı, duyu organlarımıza gördüğümüz, görmediğimiz her şeyi oku. İnsanları oku, kendini oku. Kur'an-ı Kerim'i oku, hayatı oku demek istemiştir. Yani araştır ve öğren. Kur'an'ı ve hayatı Allah için oku anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim bizlere okumayı ve araştırmayı teşvik ediyor. Bugünkü dersimizde Davud Aleyhisselam ile Muhammed Aleyhisselam'ı bir araya getirip ayetlerle sabır konusunda bağını kurmak istiyorum. Önce ne ne yapmak istediğimi sizlere söyleyeyim. Ben Kur'an-ı Kerim'deki ayet meallerini bir araya getirip anlam ilişkisini kuruyorum. Bunlardan kendime ders çıkarıyorum ve sizlere sunuyorum. Şimdi kısaca ayetlerimize geçmeden önce Davut Aleyhisselam'dan sizlere bahsedeyim kısaca. Davut Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'dan sonra İsrail oğullarına gönderen bir nebiydi. Karakter olarak güçlü ve iyi huylu olarak tanımlanır. Davut Aleyhisselam büyük bir cesaret örneği göstererek herkesin kendisinden çekindiği, korktuğu, calutu sadece Allah'a inanıp güvenerek ve sabırlı duruşuyla yenmeye başarmıştır ve örnek bir davranış göstermiştir. Davut Aleyhisselam çelimsiz ve kısa boylu olmasına rağmen Calut iri yarı ve güçlüydü. Bunu nasıl başardı dersiniz? Tabii ki sağlam duruşuyla başardı ve sabretti. Ben şimdi bugün sabır konusunu sizlere anlatacağım. Şimdi ayetlere geçeceğim. İlk ayete başlıyorum. Burada Allah'a inanıp güvenenlere sesleniyor. Allah, Bakara 153'ten bahsediyorum. Ey inanıp güvenenler, sabırlı duruşunuzu bozmadan ve görevinizi aksatmadan yardımı Allah'tan isteyin. Allah sabredenlerin yanındadır. Burada Allah inanıp güvenenlere sesleniyor. Sabırlı duruşunu gösterin, gerekli çalışmayı yapın. Allah sizlere yardım eder diyor. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Muhammed Aleyhisselam'a geçiyoruz. Nal 127 ile devam edelim. Sen sabret. Senin sabırlı davranman ancak Allah'ın yardımıyla olur. Onlar için üzülme. Kurdukları tuzaktan dolayı da için daralmasın. Burada Allah Muhammed Aleyhisselam'a diyor. Sen sabretmeye başla. Önce sabırlı duruşunu göster. Sonra sana Allah yardım edecektir. Çünkü sabır sadece Allah'ın izniyle olur. Allah sabretmeyi isterse e, sabırlı duruşunu göstermemizi isterse olur. Onun için üzülme diyor, kurdukları tuzaktan da için daralmasın, sıkılma diyor. Yani önce bir duruş göstereceksin, gerisini Allah'a bırakacaksın. Burada da Muhammed aleyhisselam'a da aynen bu şekilde söylüyor. Ahkaf 35. Kararlı davranan elçiler nasıl sarbettiyse sen de öyle sabret. Onlar için aceleci olma. Tehdit edildikleri azabı görecekleri gün sanki dünyada gündüzün bir saati kadar kaldıklarına sanacaklar. Bu bir bildiridir. Yoldan çıkan topluluktan başka kim bütün beklentilerinden yoksun bırakılır? Şimdi Muhammed Aleyhisselam'dan önce de elçiler vardı. Bir sürü elçi vardı. Bunlardan sadece ben bir tanesini söylüyorum. Yani Davut Aleyhisselam'dan bahsediyorum. Bugünkü konumuz bu. Yani ben Davut Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'ı karşılaştırıyorum. Davut e, şimdi kararlı davran elçiler de sabretmiş. Aynı Davut Aleyhisselam gibi. Sabretmişti. E, sen de sabret diyor ve aceleci davranma. O yoldan çıkan insanlar yoldan çıkan insanlar tehdit edildikleri azalı görünce e, zannedecekler ki gündüzün bir saate kadar kaldık. Bunlar hiçbir zaman beklentilere ne kavuşamayacaklardır. Saat 17. Sen bunların söylediklerini sarbet. Güçlü kuvvetli kolumuz Davud'u hatırla. O daima Allah'a yönelen biriydi. Burada Allah Muhammed Aleyhisselam'a sesleniyor. Yoldan çıkanlar ne yaparlarsa yapsınlar kesinlikle seni yoldan çeviremeyeceklerdir. Güçlü kuvvetli Davut da aynısını yapmıştır. Davut aleyhisselam. Kendini güvenmiş ve sabırlı duruşuyla yoluna devam etmiştir. Ve Calut gibi iri yarı güçlü kuvvetli İsrail yolları meydan okuyan kişiyi alt etmeyi başarmıştır. Sabırlı duruşuyla yapmıştır bunu. Davut aleyhisselam askere gittiği sıralarda dönemin ne nebisi Şamiel bir şey söylüyor. Ee, şimdi ayetlere geçeceğim. Talut askerleriyle birlikte ayrılınca dedi ki, Bakara 249 okuyorum. Talut askerleriyle birlikte ayrılınca dedi ki, Allah bir ırmakla sizi ağır imtihandan geçirecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim de yiyeceğine bile katmazsa bendendir. Ama eliyle bir avuç alan alabilir. Sonra pek azı dışında hepsi ondan içtiler. O ve beraberindeki müminler ırmağa geçince şöyle dediler. Bugün Calut'a ve askerlerine karşı koymaya göze alacak durumda değiliz. Allah'ın huzuruna çıkacakları inancında olanlar ise şöyle dediler. Nice küçük birlikler Allah'ın izniyle büyük birlikleri alt etmiştir. Allah sabredenlerin, dirençli olanların yanındadır. Şimdi Talut ve askerleriyle birlikte Yola çıkmış. Tabi e, dönemin ne nebisi Şemiye. Şemiye vay yoluya Tağut'u kral seçmiş. E, Allah tabi Allah e, tarafından seçiliyor. Ve vay yoluyla e, Tağut'a e, Ta geliyor. E, e, vay yoluyla e geliyor ve Tağut ve askerlerine askerleri bir ırmakla Tağut ve askerlerini bir ırmakla imtihan edileceğini söylüyor. Kim bu ırmaktan içerse ...benden değildir. Kim içmezse... ...yiyicine bile katmazsa... ...bendendir diyor. Ama çok azı... ...bu sudan içiyorlar. Bu ırmaktan içiyorlar. Yani Allah... ...diyor ki ırmaktan... ...içmeyin. Bunlar içiyorlar. Ve emirlerine karşı geliyorlar Allah'ın. Bu sefer... ...bunlar... E, ...cağlık ve ordusuna karşı karşısında mücadele edecek gücü kendilerinde bulamıyorlar ve istemiyorlar. Yani bu, biz, bu gücü biz kendimizde bulamıyoruz. Ama içmeyenler, sabredenler, yani içmeyenler rahatlıkla nehri geçiyorlar ve diyorlar ki nice küçük birlikler, büyük birlikler, büyük birlikleri Allah'ın yardımıyla geçmiştir. Allah'ın yardımıyla alt etmiştir diyorlar. Ve Allah sabredenlerin yanındadır diyorlar. Bakara 250 Cağlık ve ortasının karşısına çıktıklarında şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz bize büyük bir direnme gücü ver. Sağlam bir duruş göstermemizi nasip eyle. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Cağlık ve ordusunun karşısına çıktıkları zaman bu kendine güvenenler, sabırlı duruşunu gösterenler Dua etmeye de ihmal etmiyorlar. Allah'ım bize sağlam bir duruş ver. Sabırlı olmamızı sağla. Diyorlar. Bakara 251. Sonra Allah'ın izniyle onlara yenilgiyi uğrattılar. Davut Cağalut'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi. Gerekli gördüğü her şeyi öğretti. Allah insanların bir kısmıyla diğerlerini engellemezse yeryüzünde düzen bozulur. Neyse ki Allah herkese lütufta bulunmaktaydı. Sonra Allah'a inanıp güvenen bu kişiler sabır duruşlarıyla Cağlut ve ordusunu yenmeyi başarıyorlar. Ve Cağlut'a da Allah hükümdarlık ve hikmet veriyor. Demek ki bazı bazıları bazı özeni engel oluyor ama Allah da Allah engel koyuyor ama Allah da herkese lütufta bulunuyor. Şimdi ben burada Muhammed Aleyhisselam ile Davud Aleyhisselam'ı sabır konusunda bir araya getirdim. Ayetlerle bağını kurmaya çalıştım. İnşallah başarmışımdır. Bugünkü bu programımız burada sona ermiştir. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum.